Selamünaleyküm kardeşlerim. Bazı kardeşlerimiz konuyla alakalı bilgisi olmadığı için ben Umre'ye nasıl gidebilirim diye soruyor. Umre'ye gitmeyi düşünüyorsunuz. Evinizde, işinizde karar verdiğinizde dediniz ki ben Umre'ye gideceğim. Ne yapacaksınız? İlk adım. Öncelikle bir fotoğrafçıya gideceksiniz ve pasaport çıkarmak için biyometrik resim çıkaracaksınız. Eğer pasaportunuz yoksa. Biyometrik resimden 4 kadar alacaksınız. Genelde 6 tane falan veriyor zaten fotoğrafçılar. Biyometrik resminizi aldınız. Ondan sonra nüfus müdürlüğünün internet sitesine giriyorsunuz. Nüfus müdürlüğünün internet sitesinde sizden istenilen belgeleri yazıyor ve orada hesap numarasının bilgileri var. Siz nüfus cüzdanınızı alıyorsunuz, fotoğrafları alıyorsunuz. Bir de orada nüfus müdürlüğünün internet sitesinde yazmakta olan anlaşmalı bankalara bir defter parası veriyorsunuz. Pasaport defter parası. Bir de pasaportun kullanım süresi. İşte bir yıllık var, iki yıllık var, beş yıllık var. Arabistan için en az bir yıllık olan vize gerekiyor. Ama siz yıllar sonra da yani 5 yıl içerisinde bir kere daha gelecek ya da bir ülkeki program yapacaksanız en makul olan 5 yıllık parası ödeyip 10 yıllık bir pasaporta sahip olmak bir kere mahsus olarak olursunuz. Ve nüfus müdürlüğünün internet sitesinden randevu alıyorsunuz. Size yakın yer mesela İstanbul, Fatih. İstanbul, Fatih seçiyorsunuz nüfus müdürlüğünün internet sitesinden. Randevu oluşturuyorsunuz. Yarın aldınız randevuyu. Bugün gittiniz, fotoğrafçıdan fotoğrafı çektirdiniz, biyometrik resmi aldınız, bankaya gittiniz, pasaport defterinin parasını ödediniz, kaç yıllık uzatacaksanız onu ödediniz, makbuzunu imzalı olarak banka görevlisinden aldıktan sonra nüfus müdürlüğüne ertesi gün gidiyorsunuz, nüfus müdürlüğünde pasaport başvuru işlemlerinizi yapıyorsunuz. Pasaport 3-4 gün sonra sizin oraya vereceğiniz adrese gelecek, bunu koydunuz, bu bir. Sonra Diyanet İşleri Başkanlığı ya da Acenta. Programlarını ilan ederler web sitelerinde. 8 gün, 5 gün, 10 gün fark etmez. Umre dediğimiz ibadet Mekke'de 2,5 saat süren bir ibadet. 2,5 saatte Mekke ziyaretleri sürüyor. Toplamda yarım günlük bir ibadet. Medine'de yapılan ziyaretler de genel hatlarıyla konuşuyorum. Yarım günlük bir ibadet. Ne kadar çok zaman eklenirse daha çok orada ibadetleri nadireleştirerek imkanı olur oluyor. Ya da benim gibi sokak sokak adım adım gezmek isteyenler için dolu dolu ekstra vakitleriniz oluyor. İlk gidenler için ideal 8 gündür. En fazla 10 gündür daha fazla gitmemeli. Şartları zorlamalı. Mesela diyorsun ya bir kere evleneceğim diyorsun. Şartları zorluyorsun. Daha iyi bir düğün salonu tutuyorsun. Ya da bir kere tatil yapacağım. İyi yapayım diyorsun. İşte umrede de buna dikkat edeceksin. Ucuza kaçmayacaksınız. Servisle uğraşmayacaksınız. Yemekle, restoranla uğraşmayacaksınız. Standartlarınızı biraz düzgün tutacaksınız ki burada asansörle, otelle vakit kaybetmesiniz. Direkt camiden, otelden camiye ibadetlere vakit geçirebileceksiniz. Bunun için ne yapacaksınız? Diyanet İşleri'nin müftülüklerine başvuruyorsunuz. Acenta ise Acenta'nın programını seçiyorsunuz ve telefon ediyorsunuz. Acenta sizden 20 gün önce pasaportunuzu isteyecek, resim isteyecek, bir tane vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisini isteyecek. Onun sonrasında ise size bir hesap numarası verecek, ödemenizi yapacaksınız. Ondan sonra yapacağınız başka bir şey yok. Bu tek bir kişi için geçerli. Bir bayan gelecek olsa ya da çocuğunuz gelecek olsa bu evrakların üzerine sadece nüfus müdürlüğünden akrabalığınızı gösteren bu kalıplı nüfus kayıt önüne gerekiyor. Bu kadar basit. Yani bunu karar veren bir insan 1-2 gün içinde bütün işlemini yapabilir. Peki özel program yapabilir misiniz? Mesela benim gibi serbest olan rehber din gönüllüleri için mesela benim kendi internet siteme girdiğinizde ya da benim şahsi WhatsApp'ımdan bana ulaşarak hocam 3 gün, 5 gün, 1 gün kişiye özel ya da aileye özel ya da grubunuz var, gruba özel bir program yapabilir miyiz? Müsaitsen, vaktim varsa tabii ki yapabilirsiniz. İstediğiniz gün, istediğiniz otelleri seçiyorsunuz ve programa gelebiliyorsunuz. Umre katılmak işte bu kadar basit. İnşallah anlaşılmıştır. Aklınıza takanları yorumunuzu yazabilirsiniz. Size cevaplamaktan, yardımcı olmaktan memnun olurum. Allah'a ısmarladık.